Evet, şimdi de system range'i incelersek eğer, system range nedir diye sorarsak veri kümelerinde hangi değerler ile çalışacağımızı belirleyebilmek için indeks üzerinden aralık vermemizi ve bunu iki nokta operatörü ile gerçekleştirmemizi sağlayan bir yapılanmadır. Şimdi burada ne demek istedik? Gelin mealini yapalım. Şimdi veri kümelerinde yani dizide ileride de göreceğimiz koleksiyonlarda hangi değerler ile çalışacağımızı yani ilgili dizide hangi aralıkta çalışacağımızı. Gelin hatta bunu işaretleyelim. Değer aralığı, değil mi? Değer aralığı. Hangi değer aralığında çalışabileceğimizi belirleyebilmek için indeks üzerinden aralık vermemizi ve bunu şu operatörüyle gerçekleştirmemizi sağlayan bir yapılanmadır. System range bir türdür yani. Uzun lafın kısası diyor ki ya kardeşim benim bir tane dizim var. Ben bu dizinin belirli bir aralığında çalışmak istiyorsam, sadece şu aralıkta çalışmak istiyorsam, sadece şurada çalışacağım. Ama ve lakin ne ötesi ne berisi benim bir daha işime yarayacak. Sadece bana burasını getir diyeceksen bunu şu operatör sayesinde çok rahat bildirebilirsin. Anlaşıldı mı? Olay bu. Şimdi gelin arkadaşlar. Şu ifadeyi de unutmayın. Bakın şunu da örneklendirelim. Şimdi indekste biz neyi kullanıyorduk? İndekste şu operatörü kullanıyorduk. Aynı şekilde range'de de arkadaşlar şu operatörü kullanabilmekteyiz. Tamam? Bunu da unutmuyorsunuz. Şimdi sen indekste şunu kullanıyordun. Range'de de bunu kullanacaksın. Ama range'de bir yandan bunu da kullanabildiğimizi göreceksiniz birazdan örneklendirme yaparken. Şimdi bir devam edelim. Neden öyle olduğundan bahsedeceğim birazdan. Yani range'de indeks operatöründe kullanabiliyoruz. Neden? Bunun nedeni var. Ondan da bahsediyor olacağım. Şimdi arkadaşlar, şuradaki örneği incelersek eğer, bakın İki nokta operatörü kullanılmış ve bu iki nokta operatörüyle ilgili dizide Hatice ile Kazım arası tarif edilmiştir. Yani şu anlama geliyor. Şimdi burada diyor ki kardeşim burada üçüncü indeksten başla, üçüncü indeksten başla. Burada da diyor ki yedinci sıradan başla. Bak niye dedim? Dikkat. Biri üçüncü indeks, birine yedinci sıra dedim, değil mi? Arkadaşlar, şurası indeks no iken şurası ise sıra ne olur? Unutmayın. Sıra ne? Niye böyle hocam? Böyle tasarlamış adamlar. Yapacak bir şey yok. Burada indeks mantığıyla düşüneceksin. İki noktanın solunda, iki noktanın sağında ise sıra ne mantığıyla düşüneceksin. Dolayısıyla arkadaşlar 3 vermiş. 0, 1, 2, 3 Hatice'ye denk gelecektir. Sıra ne vermiş? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kazım'a denk gelecek. İşte şu aralığı sana buradaki operasyon getirecektir. Şimdi range türünde getirecektir. Dikkat. Burayı sana range türünde hop geri döndürecektir. Arkadaşlar, iki nokta üst üste operatörü hedeflenen aralığı bizlere range türünde geri getirecektir. Böylece biz ilgili aralığı bir diziymiş gibi kullanabileceğiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu da bizim için önemli bir kritik. Yani bu operatör geriye bir range dönüyor. Dönmüş olduğu range'le biz onun üzerinde bir dizi mantığında çalışmalar yapabiliyoruz. Bu mantıkta düşünelim. Şimdi gelin birkaç tane örnek inceleyelim. Tabii bunu incelemeden önce son notumuz nokta nokta operatörün sondaki değer indeks, sağındaki değer ise sıra numarasını ifade etmektedir. Biraz önce de söylemiştim. Bu mantıkla düşüneceğiz. Bunu unutmayacaksınız. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, buradaki örneği incelerseniz eğer, bakın nokta nokta operatörünün solunda indeks, sağında sıra numarası demiştik. Solundaki indeks 3'e denk gelecek. 0, 1, 2, 3 Hatice'ye denk gelecek. Ama ve lakin sağındaki, bakın şu bizim süslü mü şapkalı mı ne diyorsak artık bu tırnağı kullanarak sağdan almış 6 demiş. Şimdi dikkat. Arkadaşlar, bu ifade sağdan almış 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalde Okan'a denk gelmesi lazım. Ama ve lakin siz range operasyonunda şu ifadeyi kullanırken sağda eğer ki şunu kullanıp en diyorsanız eninci eleman buna girmeyecektir. Haliyle bir önceki diyelim daha doğrusu soldan baktığımızda ifadeyi alacaktır. Yani burada alınacak değer şurasıdır arkadaşlar. Sonuncu eleman sağdaki bildirilen sayıya tersinden gelirken özellikle sağdaki bildirilen sayıya tersinden gelirken denk gelen
ifade arkadaşlar alınmayacak. Ondan bir önceki alınacak ve şu aralık geriye döndürülecektir. Buna dikkat ediyoruz. Tamam. Benzer mantıkla bir sonraki örneği de incelersek eğer, bak şimdi. Sağdan 6 demiş. Sağdan al 6 demiş. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu solda olduğu için, iki noktanın solunda olduğu için bu bir öncesine kaymaz. Ama iki noktanın sağındaki sağdan al diyorsa bir öncekine kayacaktır. 1, 2, 3 demiş. Ondan sonra bir tane daha kayıyor. Şu aralığı alacaktır. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu özellikle çalışan bir operatördür. Indexer operatörü içerisine tam sayı veya indeks türü verilebildiği gibi range türü de verilebilmektedir. Eğer ki sen gelip sayılar deyip elindeki range'i, yani range ifadesindeki değişkeni buraya verirsen, ilgili sayıların içerisindeki değeri arkadaşlar sana hop geri getirecektir. Yani normalde senin dizin şudur, tamam. Senin bu dizinden range'de vermiş olduğun şu noktayı ifade ediyordur. Sana bunu dizi olarak verecektir. Bunu da unutmuyoruz. Bu da birazdan kritikte inceleyeceğimiz bir nokta olacak bizim için. Bir sonraki dersimizde ilgili range özelliğinin kritiğine gireceğiz. Kritiğe girdikten sonra devam ederken de bu operatörün ne olduğunu daha detaylı, daha kuramsal bir şekilde inceliyor olacağız. Görüşmek üzere diyelim.